Şimdi bizim hiçbir suçumuz olmadığı halde dönem dönem böyle gelip çıkın gidin burada. Biz sizi koruyamayız. Halbuki bir şey de yoktu yani o dönemlerde. Mesela 12 Eylül'den sonra böyle ayda bir, ayda 2-3 sefer mesela 30-40 asker böyle gelirdi. Ya siz niye burada duruyorsunuz? Çekin gidin. Ben hatta efendim söyleyeyim, biraderler ceviz sirkeliyor diyor bir tarihin birinde. Geldi dedi ki çekin gidin dedi. 11.ye kadar muhtar dedi. Birader dedi muhtar dedi son barakada kadar kimse burada kalmayacak dedi falan. Ben dedim ki bir yüzbaşıydı. Dedim ki yüzbaşım niye biz nereye gidelim dedim. Köyümüz burası, doğduğumuz büyüdüğümüz yer burası. Nereye gidelim? Ha devletimiz bize bir yer veriyor mu? Hani bizi barındırıyor mu bir yere? Öyle şey yoktur dedi, gideceksiniz falan. Ben birkaç sefer tekrarlanınca dedi sen çok konuşuyorsun dedi. Çok konuşuyorsun. Muhtar dedi ki ya dedi dur dedi sen alıp götürürler seni dedi falan. Sesimizi kesti, gittiler, gitti geldiler yani. Neticede en sonunda 94'e kadar dayandık yani. Mesela amcam şimdi şu anda 85 yaşında. Adam bir şey demedi, nereye gidelim komutanım dediği zaman adam 3-4 şamar vurdu. O zaman 60 yaşında falandı yani. 55 yaşında falandı yani. Şiddete uğradı yani. Kısmen herkes uğradı yani. Ondan sonra geldik de 94'te de benim 7 tane çocuğum vardı. İki de biz 9 nüfus. 11. ayda karda kışta bizi çıkardı attılar dedi. Çıkın gidin dediler. Kars taburu gelmişti. Komando taburu. Geldiler efendim söyleyeyim dedi çıkın gidin. Davalar elimizde kaldı. Ufak büyük. Ondan sonra biz de 9 nüfusla nereye gidelim? Neyi ne yapalım? Çıkın gidin dediler. Bir daha görmeyeceğiz sizi burada. O kışın biz de evleri kilitledik. Köşkleri vurduk. Çocuk aldık doğru yalla dereye. Gittik. Ne yatağı getirdik, ne bir şey getirdik, ne şu ne bu. Aldık çoluk çocuğu gittik. Gittik. Bir ay, iki ay sonra bir geldik, köprüleri kesmişler. Külümür çayın üstündeki köprüyü. Ondan sonra ya köye çıkalım işte biz yatağımızı bıraktık, unumuzu bıraktık, şekerimizi bıraktık. Dediler yok dedi, izni alacaksınız. Asker bırakmadı. Ne yapacağız? Dilekçe vereceksiniz dedi. Kıştı zaten. Dilekçeleri getirdiler, verdiler isim olarak ne zaman çıkarsa. Ondan sonra bizim muhtar dönem dönem zaten o arada muhtarlık da aldılar elimizde. Mühürleri de aldılar. Yani kişiliği de aldılar. Dönem dönem gittiler oradılar. Dediler ki sizin ancak köye Ekim veyahut Eylül başlarında size izin vereceğiz askeri. Yani köye sokmuyorlardı. O dönemde de ben söyleyeyim Eylül'den sonra Ekim'in 15'inde bize izin verdiler. Geldik. Bütün evler bombalanmış. Kapkaca gitmiş, ev yok, bir şey yok yerinde. Abi bu gördüğün gibi. Şu gördüğünüz gibi evin aslında hepsi böyledir. Ha buyurun. Böyle şu tencere barkaçları bile kurşunlamışlar ki hani getirmesinler. Çaydanlıklar, barkaçlar bak. Hepsini evin aslında böyle kurşunlamışlar. Kapı mapıları sökmüşler, yakmışlar her tarafı. Efendim aslında döndük gittik. Bu sefer de gittik müracaat ettik. Dedik ya biz böyle zarar ziyana hani devletimizdir. Bizi zarar ziyana sokmuşsa hani bunu neyse onu dedi geldiler şey yaptılar falan dediler siz bu köyde yaşamamışsınız. Bir dediler gidin elektrik şeysini getirin, faturaları getirin, su faturaları getirin. Ya kardeşim yol gitmeyen köye, elektrik gitmeyen köye biz nerede size fatura getirelim? Efendim, birader muhtardı ya dedi ki ben muhtarım bak bu köydeyim siz beni de yok etmişsiniz muhtarlığı. Hani ben muhtardım burada. Hadi bu diyeler neyse ben muhtardım bu köyde ya bunlar benim köylülerimdir nasıl efendim söyleyeyim yok. Bizim hep red geldi bu sefer de efendim söyleyeyim mahkemeye verdik. Zeraziyan davasında. Efendim mahkemede iki mahkeme bir Danıştay kararlar varken geliyor burada Tunceli'de yine valide takılıp kalıyor kardeşim. İki tane de keçi gelmiş köye. Hani bu adamlar bu kadar malı var, mülkü var, cevizi var.